Gökhan Bey, Gökhan Bey bir bakar mısınız? Pardon aşkım, pardon. İyi günler Gökhan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gecenin bu saatinde ne arıyorsunuz acaba buralarda? Arkadaşlar bu soruyu sormaktan artık sıkılmadınız mı ya? Her akşam aynı soruyu sormaktan sıkılmadınız mı yani? Nereden geldin belli yani, öğrenmeniz lazım. Özür dileriz Gökhan Bey, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz efendim, teşekkür ederiz. Albüm çalışmaları nasıl gidiyor? Albüm çok güzel gidiyor gerçekten. 11 tane yeni hit parçamız var. İnşallah kaydeder, bir şeyler çıktı. İnternette dolaşan haberlere göre şöyle bir duyum aldık yeni şarkınızla ilgili. Ünlü yönetmen ve aynı zamanda oyuncu ve aynı zamanda şarkıcı olan Yiğit Bengü için bir şarkı yapmışsınız. Bengü. Bizim Bengü. Evet efendim. Yiğit Bengü. Evet efendim. Arkadaşlar bilin güldürmeyin. Şu Kılıbık Bengü'den bahsediyoruz. Kılıbık Bengü. Kılıbık Bengü'den. Kendisi... Siz bana bu soruyu daha önce de sormuştunuz. Ben hatırlıyorsunuz, daha önce cevabını verdim o kişilere. İki tane insan vardı, iki tane. Bir diğeri biliyorsunuz. Gökhan çok sinirli. Evet, bir şarkı yaptım. Evet, yaptım bir şarkı. Söylemek ister misiniz? Peki efendim, şarkı Yiğit Bey duyduktan sonra tepkisi ne olur acaba? Vallahi affedersiniz ama çok da fifi. Çok da fifi. Peki Yiğit Bey, karşı bir hata geçebilir mi? Size karşı bir şarkı çıkartabilir mi? Ya bak, aradaki farkı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. O Kılıbık, o var ya, Kılıbık. Yok aşkım Tugaylardayım, yok aşkım bilmem ne. Ben maçıyım o Kılıbık, o kadar. Peki bu şarkıyı ünlü rapçi, yeni yükselen yıldız Veda ile beraber söylediniz, doğru mu? Veda beraber söylediğimiz, evet doğru. Gerçekten çok güzel bir sesim var arkadaşımızın da, güzel bir düet olduğunu inanıyorum yani. Peki bize seslendirmek ister misiniz bu parçayı? Tabii ki, her zaman. O zaman dinliyoruz efendim. İnsanları aylarca değil, yıllarca kandırdın sen. Oğlum sen, oğlum sen. Kılıbıksın, kılıbıksın. SS dediğinde ne oldu söyle. Yıllarca oyunlar oynadın. Oğlum sen, oğlum sen. Kılıbıksın, kılıbıksın. Hadi canım oha demiştin. Hatırladın mı şimdi bunu? Bursalı sen misin yoksa ben misin? Oha be vay arkadaş. İki dakika konuşmasan ölmezsin. Kılıbık şey bak hani gidi seni. Biz sana maç ederdik kardeş ya. Limitsizden ne farkın var senin? Yok aşkım tavla oynuyorum. Yok aşkım tugiler geldi. Yok aşkım yemek yapıyorum. Hadi canım oradan kılıbıksın sen. İnkar etme sakın yam olursun. Bu şarkımı dinle inan kudurursun. Güzel bir an için bu sözler dursun. Çözmeye çalışma sen yorulursun. İnsanlığı aylarca değil, yıllarca kandırdın sen. Oğlum sen, oğlum sen. Kılıbıksın, kılıbıksın. SSD'de... Merhaba Yiğit. Merhaba Bengü. Ne haber Kılıbık? Başta basına videoya giremeyeceğiz abi. Aynen aynen. Ya kanka o değil de bizim seni sevdiğimiz gerçekten bil. Hani keşke ben de Farevi kazandığım halde bizimkilerden izin alıp yanına gelebilseydim. Olmadı, kısmet değilmiş. Biz seni senden ayrı yaşayacağız. Ama 2 saatlik uzaktasın bize. Hiç sıkıntı değil. Her türlü yanına geliriz. Bizi özlediğin zaman bir alo demen yeterli. Biz seni gerçekten çok seviyoruz. Kılıbık olduğun halde çok seviyoruz özellikle. Özellikle geceleri bizi uyutmadığın halde seni çok çok seviyoruz. Bunu bil. Hele o kulakların yokmuş, öyle içeri doğru çöküyor falan. Beni hasta ediyor. Kafan zaten bir overlock şeklinde. Yine söyleyemedim overlock lafını. Wow. Sen bizi mağdur gör. Şimdi aklıma gelenler bunlar be kanka. Sözü Tugin'e bırakıyorum. Teşekkür ederim sevgili Gökhan. O zaman yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci sorumuzu tekrardan diye şey yapalım. şimdi söylemem gereken 3-5 tane bir şey olması gerekiyor ama aslında yok. Böyle acayip bir durum var ortada. O yüzden saçmalayacağım, ağzıma geleni söyleyeceğim, kulaklarını tıkadermişim. Bizi özlediğin zaman öyle telefonla mesaj atma, ne bileyim ondan sonra arama gibi şeylere katılma. Bu yüzden video çektik. Bunu izle, izledikçe gül. Bizi hatırla, ne bileyim, küfür edebilirsin, gülebilirsin, istediğini yapabilirsin. İstediğin zaman gelebilirsin, evimiz her zaman sana açık. Arkadaşımızın odası özellikle senin için her zaman açık. Şişme yatağını çok özleyeceğim. Onun dışında
Senle tavla oynamayı çok özleyeceğim. Onun dışında Arda Hoca'ya beraber sallamamızı çok özleyeceğim. Şöyle bir bakmak gerekirse son sözün ne olur dersin eğer. Sen şimdi Eskişehir'e gidiyorsun ya. Oğlum bak et. Oğlum bak et. Vurayım mı sırtına? Vurayım mı sırtına? Pislik. Dur kanka. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım. Sen var ya. Sen. Bak bunu söylemekten utanıyorum artık. İnsanları var ya insanları. Aylarca kandırdın oğlum. Sen var ya insanları aylarca yıllarca kandırdın. Biliyor musun ha? Biliyor musun? Yok ben beste yaptım. Benim bestemi çalmışım lan. Ha? Dün gece hatırlıyor musun? Uyuyamadık. Neden uyuyamadım? Sordum ya sen sabah kalktığımda. Ha? Hatırlıyor musun? Eğer herkes siz uyandınız, en geç ben uyandım. Niye en geç ben uyandım lan biliyor musun? Çünkü ben sabah 6'da uyumuş adamım. Niye bana sordun mu? Sormadı. Çünkü sor, şimdi sor. Ha, şimdi sordun. Tamam bekle. Geliyor cevabı. Oğlum sen yatağının başı başı uyurken oturuyordun amına koyayım. Oturuyordun. Biz ne yapıyorduk? Ben ne yapıyordum? Hadi bu adamın uykusu ağır uyuyordu. Ben ne yapıyordum? Sağa dön babam yok, sola dön babam yok. Bir de yok aşkım Tugaylar geldi. Yok aşkım bilmem ne. Oğlum sen var ya kılıbıksın kılıbık. Git farabinle de. Neyse tamam. Kapat. Güzel bir an için bu sözler dursun. Çözmeye çalışma sen yorulursun. İnsanlığı aylarca değil, yıllarca...